Adalet ve Kalkınma Partisi'ni her zaman ifade ediyorum. İşkenceye sıfır tolerans dedi, insan hakları ihlallerini bitirme noktasında bir iddiayla geldi 20 yıl önce. Ama bugün itibariyle zalimlikte, zulümlükte ve insan hakları ihlallerinde bir şampiyonluğa doğru ilerliyor. Ve sonuçta bir eşitlik de sağladı Türkiye'nin bütün coğrafyasında. Neden? Bakın, yaşam hakkı ihlalleri konusunda Temmuz ayında toplam 231 yaşam hakkı ihlali var. 231. Bunlardan 187'si iş cinayeti, 32'si kadın cinayeti ve 5 yurttaşımız cezaevinde yaşamını yitirdi. 6 da nefret suçlarından dolayı yaşamını yitiren yurttaşımız var. Yine işkence bir idari pratik devam ediyor. Neden mi diyeceksiniz? Toplam 792 işkence vakası var. Ulaştığımız rakamlara göre. Bunlardan 741'i sokakta ve gözaltı merkezlerinde gerçekleşmiş. 39'u ise çocuk bunlardan. Ve 51 vaka da cezaevinde gerçekleşmiş. Yine düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından ağır ihlaller var. 16 gazeteci tutuklandı. 26 gazeteci gözaltına alındı. Ve cezaevlerinde 66 gazeteci var. Tutuklu ve hükümlü olarak şu anda. Yine aynı şekilde 308 engellenme kararı var. Toplantı ve gösteri yürüyüşü bakımından da toplam 783 kişi toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde gözaltına alındı. Bunlardan 35'i çocuk ve 71 toplantı ve gösteriye de müdahale edildi. Ben şunu hep ifade ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiği noktada insan hakları ihlalleriyle ve zalimlikle ve zulümle ancak ayakta duruyor. Ve bunlar kendi iktidarlarının bir idari pratiğine dönüşmüş durumda. Ama söz veriyoruz. Bir kez daha söz veriyoruz. Hiçbir kez olmasın.